Arap Bankalar Birliği'nin çok değerli başkanı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulumuzunuz çok değerli başkanı. Türkiye Bankalar Birliği'nin çok değerli başkan vekili. Arap Ligi'nin çok değerli sekreter yardımcısı, genel sekreter yardımcısı. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Arap Bankalar Birliği ile Türkiye Bankalar Birliği'nin birlikte organize ettiği Arap-Türk Bankacılık ve Finans Forumu'nun bugün hep beraber ikincisini gerçekleştiriyoruz. Ve bu güzel etkinlik vesilesiyle emeğe geçen herkese ve bu etkinliği organize eden Arap Bankalar Birliği ile Türkiye Bankalar Birliği'ne özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca Arap Ligi Genel Sekreterliği'nin de bu organizasyona verdiği destek için özellikle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin çok köklü bir geçmişi var. Tarih, coğrafya, kültür aslında ülkelerimizi birbirine yaklaştıran çok önemli faktörler. Ama belki de bizi birbirimize bağlayan en önemli faktör kardeşlik faktörü. İşte biz bu şekilde ilişkilerimizi değerlendiriyoruz ve 2007 yılında Türkiye ile Arap Ligi arasında imzalamış olduğumuz bir anlaşmayla da 22 Arap ülkesiyle Türkiye arasında kalıcı bir forumu, bir Türk-Arap forumunda oluşturmuş olduk. O günkü Sayın Genel Sekreter'le ben imzalamıştım o anlaşmayı ve Dışişleri Bakanları artık belli periyotlarda bir araya geliyor. Geçen sene ilk defa bir Türk-Arap iş forumu gerçekleştirdik. Yani pek çok reel sektör temsilcisi Arap ülkelerinden İstanbul'a geldi ve Türk karşıtlarıyla beraber güzel bir program yapmış olduk. Tabii işin bankacılık ayağı, finans ayağı çok çok önemli. Özellikle ekonomik ilişkiler dediğimiz zaman finans sektörünün yeri, önemi tartışılmaz. İşte bu açıdan baktığımızda bugün gerçekleştirecek olan ve gün boyu sürecek olan buradaki paneller, konuşmalar, tartışmalar görüş alışverişi açısından, tecrübe paylaşımı açısından son derece önemli olacak. Ve bankacılarımızı, finans sektörü temsilcilerimizi birbirlerine daha yakınlaştıracak, kaynaştıracak önemli bir etkinlik. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, şu anda Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da gerçekten tarihi bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. İlk Tunus'ta başlayan ama arkasından Libya'ya, Mısır'a, Yemen'e kadar uzanan bir dönüşüm süreci bu. Bazıları Arap Baharı olarak nitelendiriyor. Fakat ben Arap uyanışı tabirini açıkçası daha doğru buluyorum. Burada dönüp duran mevsimlerden değil, artık hep ileri doğru gidecek bir süreçten söz etmek zorundayız. Burada bu dönüşümün temeline baktığınızda aslında bir adalet arayışı var. Bir özgürlük arayışı var. Demokrasi talepleri var. Ama belki de bunlar kadar önemli yine bir refah arayışı var. İşte insanların kendi seslerini daha yüksek bir şekilde duyurabilecekleri, kendi arzularının, isteklerinin ülke yönetimlerine daha iyi yansıyabileceği bir sistem arayışı var. Biz bunu oldukça geç kalmış bir süreç olarak görüyoruz. Ve
geri dönüşü de pek mümkün olmayan bir süreç olarak görüyoruz. Bir bakıma temel hak ve özgürlüklerin, hukukun üstünlüğü ilkesinin, çoğulculuğun yönetim sistemine, yönetim anlayışına artık açık bir şekilde yansıması ve sistemin bu ilkeler bazında, bu prensipler bazında yeniden kurgulanması. Her ülkenin kendine has özellikleri var. Biz bunun gayet iyi farkındayız. Ve hiçbir ülkenin dönüşüm süreci bir başkasına benzemeyecek. Ancak bu dönüşüm kısa vadede zorluklar içeren bir dönüşüm. Kısa vadede haftalarla, aylarla, belki hatta birkaç yılla ölçebileceğimiz takvim içerisinde zorluklar olacak. Sancılar çekilecek. Fakat orta ve uzun vadede biz bu dönüşümün çok çok sıhhatli bir dönüşüm olduğunu düşünüyoruz. Nihayetinde şu anda dünyada artık kaçınılmaz bir şekilde toplumların açık hale geldiğini görüyoruz. Küçük bir uydu anteniyle yüzlerce televizyon kanalına artık insanlar ulaşabiliyor. Cep telefonu olan herkes artık kendisi bir basın kuruluşu gibi yayın yapabiliyor. Bugün Fas'ta bir gencin yazdığı iki satır tweet 22 ülkenin gençleri tarafından aynı anda okunuyor. Ve üstelik bunun için kendi evinde, iş yerinde bilgisayarın başına geçmesi de gerekmiyor. Cep telefonundan, arabada giderken, otobüsten bunu gerçekleştirebiliyor. İşte bu teknoloji değişimi, bu iletişimin geldiği nokta, yayıncılığın geldiği nokta sosyal dönüşümü beraberine getirmiş durumda. Böylesine kuvvetli bir sosyal dönüşüm varken siyasi yapının bundan 30 sene önceki gibi, 50 sene önceki gibi aynen devam etmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu sürecin artık geri döndürülmesi zor bir süreç olduğunu dikkate almamız gerekiyor. Ancak kuşkusuz bu sürecin aynı zamanda barışçıl bir şekilde, düzenli bir şekilde yürütülebilmesi, yönetilebilmesi de çok çok önemli. İnsanlara zarar vermeden, işi şiddete vardırmadan, konuşarak, yine istişarelerle, tartışmalarla bu dönüşümü gerçekleştirebilmek. Maalesef hemen yanı başımızda bir Suriye örneği var. Ve Suriye ile ilgili burada en büyük problem uluslararası toplumun bir tek duruş gösterememesi. Suriye ile ilgili konularda uluslararası toplum maalesef ikiye bölünmüş durumda. Üstelik demokrasi için, temel hak ve özgürlükler için, hukukun üstünlüğü için bir bakıma şimdiye kadar belli bir noktaya gelmiş ülkelerin, özellikle Batı ülkelerinin Suriye konusundaki duruşu da maalesef bugüne kadar güçlü bir duruş olmadı. Biz Türkiye olarak bütün bir dönüşüm sürecinde hep ilkeli olduk, prensipli olduk. İkili, üçlü standartlar uygulamadık. Bir ülkede neleri savunuyorsak bir başka ülkeyle ilgili konularda da hep aynı prensipleri, aynı ilkeleri savunduk. Ve bu çizgiyi de devam ettirmeye çalışıyoruz. Bütün bu dönüşümde değerli konuklar, öncelikle ülkelerin bağımsızlığının mutlaka korunması gerekiyor. Siyasi birliğin, toprak bütünlüğünün mutlaka korunması gerekiyor. Reform süreçlerinin bu bölgede etnik, dini, mezhepsel veya ideolojik bir ayrışma zeminine ya da bir çatışma zeminine çekilmemesi gerekiyor. Oldukça hassas bir süreçten geçiyoruz. Fakat benim özellikle bugünkü bu toplantı, bu konferans vesilesiyle üzerinde durmak istediğim konu kuşkusuz ekonomik dönüşüm.
siyasi reformlar, siyasi dönüşüm eğer hemen yanı başında bir ekonomik dönüşümle beslenmezse, o zaman bu siyasi dönüşümün yeterince güçlü ve başarılı bir dönüşüm olmasından da söz edemeyiz. Siyasi reformların yanında mutlaka ekonomik reformların da gerçekleştirilmesi gerekiyor. İşte istikrar için, refah için pek çok ülkede yapılması gerekenler var. Ve bu dönüşüm süreci de ülkelerin toplumlarında çok yüksek beklentiler oluştu. Şimdi gençler şöyle düşünüyor. Tamam, eski sistem artık yok. Artık yeni idarecilerimiz var. Belki geçici hükümetler var, geçici meclisler var ama bir süreç var. Peki bunun sonunda ne olacak? Benim günlük hayatımda neler değişecek? Ben iş bulabilecek miyim? Ailemin refahı artacak mı? Bütün bunlar çok ciddi sorular ve dikkatle üzerinde durulması gereken sorular. Dönüşüm yaşayan pek çok ülkede çok çok iyi düşünülmüş ekonomik programlara ihtiyaç var. Ve bu ekonomik programların gerçekçi program olması lazım. Yani günlük siyasi rüzgarlardan, günlük popülizm rüzgarlarından uzak tutulmuş, ülkenin geleceği için ne gerekiyorsa onların yazılacağı net, açık ekonomik programlara ihtiyaç var. Ve bu programların çok net hedefleri olması lazım. Bütçe konusunda 3 yıllık, 5 yıllık trend nedir? Ekonomide sorunlar akşamdan sabaha çözülmez. Sorunların çözümü mutlaka zaman alır. Ama bir plan olmalı. Belli bir takvim mutlaka olmalı. 3 yıl, 5 yıl öteye mümkün olduğunca iyi düşünülmüş, hesaplanmış hedefler konulmalı. Para politikaları konusunda, enflasyon konusunda, bütçe konusunda, borç konusunda çok açık bir politika çerçevesi oluşturmak lazım. Ve bu programları mutlaka geniş toplum kesimleri tarafından sahiplenilmesi lazım. Bir ekonomik program ne kadar iyi olursa olsun, eğer sahiplenme konusunda sıkıntı varsa o programın başarıya ulaşması çok çok zor. İşte bunun içindir ki Tunus'ta, Mısır'da, Libya'da, Yemen'de iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının, finans sektörünün iyi ekonomik programlar konusunda ısrarcı olması lazım. Katkıda bulunmaları lazım. Ve ülke içerisindeki o ortak ruhu yakalamada hep beraber aktif olunması lazım. Öngörülebilirlik burada son derece önemli. Bir program ama o programın hemen ilk ayında, ikinci ayında, üç ayında ne yapılacağını ilan etmek ve vakti geldiğinde de o ilk adımları yerine getirmek. Bu bakıma ileriye doğru taahhütler veriyorsunuz, bir vizyon oluşturuyorsunuz ve hemen ilk aylarda söz verdiğiniz yapmaya başlıyorsunuz. Bu son derece önemli. Bu ileriye doğru yapılacakların da bir bakıma bir perspektifini ortaya koyar. Ne olursa olsun işin özünde güven var. Biz Türkiye'de kendi tecrübemizde de bunu yaşadık. Güven ortamını sağladığınızda her şey kolaylaşıyor. Güven ortamını sağlayamadığınızda ise ne yaparsanız yapın istikrarı, kalkınmayı yakalamak mümkün değil. Ben bunu bölgedeki hani petrol, gaz açısından daha zengin olan ülkeler için de söylüyorum. Belki doğal kaynaklar için daha dezavantajlı durumda olan ülkeler için de söylüyorum. Petrol geliri ya da gaz geliri kendi başına bir güvence değil. Hatta iyi yönetilemezse varlığı bir istikrarsızlık kaynağı dahi olabilir. Onun için hangi ülke olursa olsun kendi şartlarına uygun, akılcı, rasyonel
programları mutlaka oluşturup uygulamaya başlaması lazım. Güven nasıl oluşacak? Güven. Söz vereceğiz, yapacağız. İleri doğru taahhütlere gireceğiz, onları gerçekleştireceğiz. Hedefler koyacağız, o hedefler için çalışacağız. Verilen takvimlere uyacağız. İşte bunların yapıldığı takdirde ben öyle inanıyorum ki bu bölgenin ekonomik potansiyeli çok çok büyük. Bakın dünyada şöyle bir bakın bölge içi ticarete. Bir Latin Amerika'ya bakın, bir Güneydoğu Asya'ya bakın. Bölge içi ticaretin en düşük olduğu bölge Kuzey Afrika ve Orta Doğu. Yani birbirleriyle en az alışveriş olan ülkeler bölge olarak baktığımızda Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki ülkeler. Şöyle ya da böyle aslında birbirinden ayrı düşmüş, aynı dili konuşan, aynı kültürü önemli ölçüde benimsemiş geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani böylesine ortak yanları çok olan, ama bu kadar birbiriyle az ticareti olan bir başka bölge dünyada yok. İşte şunları ben çok önemsiyorum. Bu ülkeler arasında insanlar serbestçe hareket edebilmeli. Ürünler serbestçe hareket edebilmeli. Sermaye serbestçe hareket edebilmeli. Fikirler zaten serbest hareket etmeye başladı ama daha özgürce dillendirilmeli ve uygulanabilmeli. Enerji yine serbestçe hareket edebilmeli. Ve biz ülkeler arasında ne kadar çok birbirine ekonomik bağımlılık oluşturursak, ülkeleri birbirine ekonomik açıdan ne kadar bağımlı hale getirirsek, bu siyasi istikrar açısından da çok önemli olacak. Siyasette farklı rüzgarlar estiğinde herkes düşünecek ya bizim karşılıklı çok çıkarımız var. Bir daha bir düşünelim, bir daha bakalım demeye başlayacak. İşte biz onun içindir ki pek çok ülkeyle Türkiye olarak vizeleri kaldırma anlaşması yapıyoruz. Ya da serbest ticaret anlaşması yapıyoruz. Ve bunların çok çok faydalı olduğuna inanıyoruz. Pek çok ülkeye de bunu tavsiye ediyoruz. Vizesiz ve ticaretin serbestçe oluştuğu bir büyük alan. Her ülkenin ekonomik açıdan artıları var, eksileri var. Güçlü olduğu yönler var, zayıf olduğu yönler var. Ama ülkeleri birbirimize açtığımızda işte o kazan kazan ilişkisi meydana gelecek ve bundan herkes hep beraber istifade edecek. Bakın bugün biliyorsunuz Kuzey Amerika'da bir Kuzey Amerika serbest ticaret anlaşması var. Avrupa Birliği 27 ülkelik bir blok tamamen pazarını birbirine açmış durumda. Ve şimdi bu Kuzey Amerika ile Avrupa Birliği kendi arasında serbest ticaret anlaşmasıyla birbirlerine artık pazarlarını açıyor. Şimdi böylesine bir dünyada bizim bölgemizin, Kuzey Afrika'nın, Orta Doğu'nun hala kompartmanlar halinde, birbirinden kopuk ekonomiler halinde devam etmesi çok büyük kayıp. Birlikten güç doğar. Beraber olmaktan herkes kazanır. Belki de aslında bunu hisseden en önemli kuruluşlarımızdan bir tanesi işte Arap Bankalar Birliği. Bildiğim kadarıyla 400'ün üzerinde üyesi olan ve beraber çalışıldığında, sık görüşüldüğünde nasıl güzel sonuçlar alındığını aslında bu bugün ev sahipliğimizi yapan kurum gayet iyi yaşıyor. İşte bunun çok daha geniş bir perspektifte, çok daha geniş bir zeminde geliştirilmesi gerekiyor. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, biz Türkiye olarak kendimiz de son 10 yıldır önemli bir dönüşüm geçirdik. Bir demokratikleşme macerası, çabası içinde olduk. Gerçekten
Şu anda geldiğimiz nokta iyi bir nokta. Ama daha iyisini de hep arzu ediyoruz. Temel hak ve özgürlüklerde, hukukun üstünlüğü ilkesinde adımlar attık fakat daha atacağımız adımlar var. Ekonomide oldukça önemli reformlar gerçekleştirdik. Güzel sonuçlar aldık. Ve biz şu anda pek çok ülkeyle ikili bazda ya da uluslararası platformlarda bir tecrübe paylaşımı çalışması başlattık. Yani biz kendi yaşadığımız tecrübeleri arzu eden ülkelerle paylaşıyoruz. Teknik görüş alışverişte bulunuyoruz. Ve sonuç olarak da bir bakıma dönüşüm süreçlerine bu şekilde destek veriyoruz. Öte yandan geçtiğimiz yıl içerisinde dönüşüm yaşayan ülkelere finansal destek de sağlamaya başladık. Örneğin Tunus'a 500 milyon dolar, Mısır'a 2 milyar dolar, Yemen'e 100 milyon dolarlık desteklerimiz oldu. Bunların hepsi 2012 içerisinde. Tabii bu finansman işin bir yönü. Ama daha önemli yönü asıl ekonominin temelleri. Eğer temeller sağlam kurulanmazsa, eğer köklü reformlar yapılmazsa sadece finansmanla sorunları çözmek mümkün değil. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, Türkiye'den şöyle bahsetmeden önce belki biraz daha çerçeveyi geniş çizip küresel ekonominin içinden geçtiği tabloyu sizlerle kısa da olsa paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz son aylarda dünya ekonomisinde özellikle finansal piyasalarda göreli bir istikrar söz konusu. Yani geçtiğimiz yıl bu zamanlarda yaşadığımız o oynaklığı belki bu aylarda yaşamıyoruz. Bunun sebebine inip baktığımızda da Avrupa'da alınan tedbirler var. Amerika'da yine alınan bazı kararlar, tedbirler var. Ama asıl işin özünde merkez bankalarının hem Amerika'da hem Avrupa'da hem de Japonya'da şimdiye kadar görülmemiş miktarlarda likiditeyi piyasaya sağlamaları. Ve ne devletleri ne de bankaları iflas noktasına getirmeyiz. Gerektiği zaman gereken likiditeyi biz veririz. Güvencesini bir bakıma vermiş olmaları. Bu likidite krizini hafifletmek açısından ya da likiditeden gelecek problemleri çözmek açısından belki kısa vadede doğru. Ama sadece likiditeyle, yani sadece para basarak sorunların kalıcı olarak çözülmesi de mümkün değil. Yani mutlaka köklü adımlar atmak gerekiyor. Borcu çok olan ülkelerin belki hemen değil ama belli bir takvim içerisinde bu borcu nasıl makul seviyeye indireceklerinin bir planı, programı gerekiyor. Yine bankacılık sektörüyle alakalı. Biliyorsunuz özellikle Batı'da ciddi sorunlar var. Yani bünyesi zayıf olan çok sayıda banka var. Ve bunlarla ilgili de yine şöyle orta uzun vadeli planlar lazım. Bunu yaparken de hemen sıkıp öldürecek değil ama bir bakıma zaman içerisinde doğru kuralları, doğru prensipleri uygulayacak ama kısa vadede de belki bankaları darboğaz etmeyecek politikalar gerekiyor. Bankacılıkta şu çok önemli. Yani işler iyiyken siz düzenlemeleri sıkılaştıracaksınız. Yani zor kararları, zor reformları işlerin iyi olduğu, ekonominin iyi olduğu dönemde yapacaksınız. Ama problemler olduğunda, piyasaların istikrarsız olduğu dönemde de daha toleranslı, daha esnek bir bakış çok çok önemli. Yani bir bakıma ters döngüsel bir bankacılık düzenleme çerçevesi. İşler iyiyken sıkılaştırma, işler kötüyken biraz rahatlatma. Fakat gelin görün ki işler iyiyken sıkılaştırma da siyasi açıdan zor bir iş.
Yani bir ülkede ekonomik büyüme iyiyken, tüketim hızlıyken hem bankalar, hem iş dünyası, hem de halk mutluyken dönüp de ya kötü günler için biraz hazırlık yapmalıyız. Biraz rezerv biriktirmeliyiz. Biraz tampon alanları, biraz bir bakıma şokları absorbe edecek alanlar oluşturmalıyız dediğinizde bunu gerçekleştirmek kolay olmuyor. Kimse mutluluk oyununu bozmak istemiyor. İşte 2004, 2005, 2006, 2007 o yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlar belki bunun en iyi örneği. Çok hızlı bir kredi genişlemesi. Sadece konut kredilerinin hacmi milli gelire neredeyse yaklaşmıştı o dönemde. Bırakın bankacılık sistemini geri kalan. Ve arkasından gelen kriz bütün dünyayı sarstı, sarsmaya da devam ediyor. Etkisini hala hissediyoruz. İşte buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle gelişmiş ekonomilerde ciddi bir sosyal güvenlik sıkıntısı var. Ve sosyal güvenlik açıkları çok çok yüksek miktarlara çıkmış durumda. İş gücü piyasalarıyla ilgili ciddi sorunlar var. İş gücü piyasalarında ciddi katılıklar var. Bunlar eğer gelişmiş ekonomilerde çözülemezse bu krizin masadan kalkması, bu krizin gündemimizden çıkması da mümkün olmayacak. Dolayısıyla belki bugünler sakin ama bunun kalıcı bir sükunet olduğunu düşünmemek lazım. Eğer köklü tedbirler alınmazsa küresel ekonomiyle ilgili sıkıntılar ileride tekrar su üstüne çıkabilir, tekrar problemleri ciddi şekilde yaşamaya başlayabiliriz. Peki biz Türkiye'de neler yaptık? Çok kısaca bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kriz öncesinde Türkiye'de biz özellikle iki alanda bünyemizi sağlamlaştırdık. Birincisi bankacılık, ikincisi de kamu maliyesi. 2004, 2005, 2006 yıllarında bankalarla ilgili yeni yasalar çıkarttık. Onlar Türkiye'nin böyle hızlı büyüdüğü yıllarda aynı zamanda. Ve bu yasalarla bankacılık sektörümüzün mevzuatını, düzenlemesini, denetlemesini çok sağlam bir zemine oturttuk. Yeni bir kredi kartı yasası çıkarttık. Kredi kartı vermeyi biraz zorlaştırdık bankalar açısından. Bir konut kredisi, bir mortgage yasası çıkarttık. %25 peşinat kuralı getirdik. Yani Türkiye'de konut kredisi için önce %25'ini peşin ödeyeceksiniz. Ancak bu gayrimenkulün %75'i kadar kredi kullanabilirsiniz bankada. Tüketici kredilerinde sadece bizim kendi para birimimizi, Türk lirasını kullanma mecburiyeti getirdik. Yani Türkiye'de tüketici kredileri yabancı para cinsinden olamıyor. Biz şöyle düşünüyoruz, eğer halkımızın geliri Türk lirasıysa, Türk lirası cinsinden borçlansın. Farklı para birimlerinde belki dönem dönem daha düşük faiz görülebiliyor. O daha düşük faiz cazip gibi de değerlendirilebiliyor. Ama ciddi bir kur riski siz tüketicinin üzerine yüklemiş oluyorsunuz. 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra kurlar değiştiğinde ciddi bir toplum kitlesi ödeyemeyeceği bir borçla birdenbire karşılaşabiliyor. Ve bu kendi suçu da değil. Yani baştan muhtemelen o krediyi alırken ona denmiş ki bak işte bu para birimin cinsinden borçlanırsan faiz yüksek, öbürünün faizi daha düşük, gel bundan borçlan. Ama ana para farklı kur. İleriye doğru hiçbir kurun garantisi yok. Dolayısıyla buna da Türkiye'de biz dikkat ettik. Sermaye yeterlik rasyosunu fiilen %12'ye çıkarttık. Kriz öncesinde yaptık bunu. Ve bütün bunlar kriz döneminde Türk bankacılık sistemini korudu. Şu anda sermaye yeterlik rasyosu, toplam sektörümüzün sermaye yeterlik rasyosu %17.8. Ve bu Basel 2'ye göre hesaplanmış sermaye rasyosu. Hatta tüketici kredilerinde biz bu hesabı yaparken Basel 2'den de daha katıyız. Yani tüketici kredilerinin daha çok cezalandırıcı bir sermaye yeterlik rasyosu hesabımız var. Yani Avrupa'daki gibi Basel 2'yi alıp uygulasak muhtemelen belki yarım puan, bir puan daha fazla çıkacak bizim sermaye yeterlik rasyomuz. Yani Basel 2'den de öte bir hesap sistemiyle bu %17.8.
Ve böylelikle biz 2009, 2010, 2010 bu yıllarda bankacılıkla ilgili hiçbir şey yapmadık. Yani ilave bir bakıma devletin üzerine herhangi bir yük oluşmadı. Bankalarımız tek tek bünyesi sağlam, bilançosu sağlam bir şekilde yoluna devam ediyor. Yine önemli bir konu, biz bu kriz öncesinde borç stoğumuzu düşürdük. Borcun milli gelir oranı Türkiye'de 2002 yılına göre çok çok düşmüş durumda. Geçen yıl biz %36 ile kapattık. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde %115 olan, Avrupa'da pek çok ülkede %100'ün üzerine çıkmış olan oran bizde %36. Hatta son 3 yıldır 10 puan daha aşağı indirdik. Yani 2009 sonunda bu %46 idi. 2012 sonunda %36'ya indi. İnmeye de devam ediyor. Kamu maliyesi açısından da Türkiye çok sağlam bir duruş ortaya koydu. Ve böylece gelişmiş ekonomilerin en önemli sorun alanı olan bankacılık ve kamu maliyesi konusunda Türkiye tam tersine sağlam bir bünyeye sahipti. Ve bu da bizim ekonomimizin bu krizden çok sınırlı bir şekilde etkilenmesini beraberinde getirdi. 2010 yılında, 2011 yılında çok yüksek büyüme oranları gördük. 2012'de yine ekonomimiz büyümeye devam etti. Ve baktığımızda 2009'dan bu yana Türkiye'de toplam 4 milyon 600 bin kişi ilave istihdam oluştu. 2009'dan bu yana istihdam Türkiye'de 4 milyon 600 bin kişi arttı. Avrupa ile Amerika'nın toplamında aynı dönemde 11 milyon istihdamda düşüş var. Türkiye'de tek başına 4 milyon 600 bin istihdamda artış var son 3 yıl içerisinde. Bu sadece büyümeyle olmadı. Aynı zamanda iş gücü piyasalarıyla ilgili hedeflenmiş politikalar geliştirdik. Örneğin son bir yılda yeni iş gücüne katılan nüfusun tam yarısı kadın. Eskiden böyle bir şey yoktu Türkiye'de. Yani kadınların iş gücüne katılım oranı daha düşük seyrediyordu. Orada ciddi hızlı bir artış görüyoruz. Niye? Çünkü kadınlar için pozitif ayrımcılık koyduk anayasamıza ve bunu iş gücü piyasalarında da fiilen uygulamaya başladık. Bunun yanında Türkiye'de enflasyon artık çok daha makul seyretmeye başlamış durumda. Ve pek çok makroekonomik gösterge iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Bankacılık sektörümüz şu anda toplam aktif büyüklüğü aşağı yukarı ekonomimize yaklaştı. Yani toplam aktif büyüklüğü, toplam ekonomi büyüklüğü birbirine yaklaşmış durumda. Ve yine toplam mevduat kadar toplam kredi oluşmuş durumda Türkiye'de. Eskiden böyle değildi. Eskiden kamunun borçlanma ihtiyacı çok olduğu için bankalarımızın bilançosuna baktığınızda ağırlıklı olarak devlet kağıtları vardı. Şimdi o devlet kağıtlarının yerine krediler var. Tüketici kredisi, yatırım kredisi, ticari kredi. Çok ciddi bir yapısal değişiklik meydana gelmiş oldu. Özellikle son bir yılda da yeni kanunlara ağırlık verdik. Yepyeni bir Türk Ticaret Kanunu çıkarttık. Yeni bir borçlar kanunu çıkarttık. Yeni bir muhakeme usulleri kanunu çıkarttık. Yepyeni bir sermaye piyasası kanunu çıkarttık. Bunları topladığınızda aşağı yukarı böyle bir 3000-3500 madde yasa. Bu kanunlukta yasa. Bunların hepsi meclisten geçti ve uygulanmaya başlamış durumda. Bütün bunlar hem dünyadaki bu kötü tecrübelerden istifade eden ama aynı zamanda da modern, yepyeni bir hukuki sistemi iş dünyamız için oluşturmak anlamına geliyor. Yine yeni yasamıza finans sektörüyle ilgili ihtisas mahkemelerini koyduk. Artık yasası çıktı. Şimdi bunun fiili uygulamasına geçiyoruz. Yani finans sektörüyle ilgili sorunlar olduğunda o ihtisas mahkemelerine konular gidecek ve savcılar, hakimlerimiz sık sık önüne gelen ve benzer konular olacağı için de daha hızlı ve daha tutarlı kararlar verebilecekler. İhtisaslaşmayı biz bu yargı sisteminde çok çok önemli görüyoruz. İşte
Bunları hep son bir yıl içerisinde yaptık. Aslında sizinle geçen yıl yine burada bu salonda buluşmuştuk. Aynı bu formatta Arap Bankalar Birliği ile Türkiye Bankalar Birliği'nin bu ortak toplantısında son bir yıl içerisinde bunların hepsini gerçekleştirmiş olduk. Bütün bunlar tabii sürdürülebilir bir büyümenin ve ekonomik kalkınmanın olmazsa olmaz adımları. Tabii Türkiye'de belki pek çok alanda gelişme oldu ama yani bunların temelinde hep programlarla, ekonomik programlarla gittiğimizin ben altını çizmek istiyorum. 2001'e dönüp baktığımızda biz ilk AK Parti'yi kurduğumuzda, şu andaki İktidar Partisi'ni kurduğumuzda parti programına çok detaylı bir ekonomi bölümü yazdık. Ve böyle genel ifadeler değil, somut detaylı şekilde ne yapacağımızı ortaya koyduk. Bizim hükümet programlarımızda, seçim beyannamelerimizde ekonomi hep kalın ve detaylı bir bölüm oldu. Bu kriz döneminde de özellikle 2009'dan bu yana da 3 yıllık ve her yıl yenilenen orta vadeli programlarla hareket ettik. Mesela 2009 krizinin en derin olduğu dönemde ilan ettiğimiz 3 yıllık programı 2012 sonunda tamamladık. Pek çok alanda o programda öngördüğümüzden de ileri gelişmeleri çok şükür yakaladık. Ve sonuçlar da son derece olumlu oldu. 2009 yılında pek çok ülke devlet harcamalarını artırarak krizden çıkmaya çalışırken Avrupa'da biz mali disiplinimizi koruduk. Dedik ki devlete olan güven esastır. O ülkenin devletine güven varsa o ülkenin ekonomik hayatı, finans sistemi sağlam bir zemine oturuyor demektir. Ama devlete güveni sarstığınızda o ülkenin finans sisteminin sağlıklı bir şekilde devam etmesi de mümkün değildir. İşte devlete, hazineye olan güven sarsıldığında bankacılık sektörü hangi noktaya gelebiliyor? Avrupa'da hemen yanı başımızda pek çok ülkede bunu gördük. Eğer devletin borcunu ödeyip ödeyememesi sorgulanır hale geliyorsa bir ülkede, o ülkede faaliyet gösteren finansal kuruluşların kendi ne kadar dikkat ederse etsin, istikrarından, gücünden bahsetmek mümkün olamayabiliyor. Dolayısıyla zeminde devlete güven ve devletin istikrarı sağlaması var. Onun üzerine finansal sistemi inşa ediyoruz. İşte bunları öncelediğimiz içindir ki çok şükür iyi neticeler, iyi sonuçlar aldık. Almaya da devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bizim ağırlık vereceğimiz konular var. Öncelikle biz İstanbul'un uluslararası bir finansal merkez olmasını istiyoruz. Bununla ilgili stratejimizi ve eylem planımızı 2009 yılında açıkladık. 2009'da biliyorsunuz İstanbul Dünya Bankası IMF toplantılarına ev sahipliği yaptı. Biz bunun için çok uğraşmıştık o dönemde. Hatta bizden sonra da Kahire'de, 2012'de Kahire'de yapılacaktı. Biz ona da destek vermiştik. Fakat Mısır'daki zorluklar sebebiyle toplantılar Tokyo'ya alındı. Ama nereden bakarsak bakalım bizim o 2009'da açıkladığımız hedefler ve strateji son derece ilgi çekiyor. Ve şu anda bakıyoruz Dünya Bankası'nın özel sektör kolu olan IFC, Washington dışındaki ilk ofisini İstanbul'da açtı. Ve bu ofisten bütün Doğu Avrupa, Rusya, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Orta Asya pazarına hizmet ediyor. Yine Dünya Bankası'nın İslami Bankacılık Merkezi'ni şimdi biz İstanbul'a açıyoruz. Bununla ilgili anlaşmayı imzaladık ve Dünya Bankası'nın küresel çapta katılım bankacılığı ya da İslami bankacılık araştırma merkezi İstanbul'da gerçekleşiyor. Bizim özellikle şöyle lojistik olarak baktığımızda İstanbul'un bölgede avantajları büyük. Şu anda Türk Hava Yolları tam 92 ülkeye uçuş yapıyor. Türk Hava Yolları. 92 ülke. Yani İstanbul'dan buradan 92 ülkeye doğrudan uçabiliyorsunuz. Ve dünyada başka hiçbir hava yolu bu kadar çok ülkeye uçmuyor. Yani Türk Hava Yolları belki uçak sayısı olarak bir numara değil.
yolcu sayısı olarak bir numara değil ama uçtuğu ülke sayısı olarak bir numara. Sadece Afrika'da 35 şehir oldu şu anda İstanbul'dan uçulan. Şu anda Türkiye'nin Afrika'da 34 büyükelçiliği oluştu. 2008'de bizim büyükelçilik sayımız 12 idi. 2008'de. Ben o dönemde Dışişleri Bakanıydım ve oturduk. Afrika stratejisi oluşturduk. Hangi ülkede bizim büyükelçiliğimiz olmalı diye ve 34 ülke hedefledik. 2012 sonunda 34 ülkenin tamamında büyükelçiliklerimiz açılmış durumda. TİKA ofisleri açtık. Ticari temsilcileri açtık, açıyoruz. Sadece Afrika değil, Asya'da yeni pek çok ülkede büyükelçilik açtık. Güney Amerika'da. Zaten bizim Şili'de, Arjantin'de, Brezilya'da, Venezuela'da büyükelçiliklerimiz vardı ama geçen sene Peru'yu ekledik, Kolombiya'yı ekledik, Panama'yı ekledik. Ve İstanbul'un bir bakıma hem siyasi hem lojistik bağlantıları şimdi çok uluslu şirketleri de bayağı cezbetmeye başladı. Mesela Microsoft İstanbul ofisinden şu anda 81 ülkeyi koordine ediyor. Coca-Cola şirketi İstanbul ofisinden 93 ülkedeki işini yönetiyor. Doğu Avrupa, Rusya, tüm Afrika, ta Hindistan'a kadar olan coğrafya, Hindistan dahil bütün bu bölgenin yönetimi İstanbul'dan yapılıyor. Tabii burada lojistik önemli ama insan kaynakları da bunun bir başka boyutu. Yani İstanbul insan kaynakları açısından da gerçekten iyi bir şehir. Zaten 15 milyon nüfus ama eğitim seviyesi gerçekten çok yükselmiş durumda ve yabancı dil kabiliyeti gerçekten iyi ve bu konuda İstanbul'un özelliği gittikçe pek çok şirket tarafından, pek çok kuruluş tarafından da takdir ediliyor. Biz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi yapacağız derken tabii bunun altında çok çok faktör var. Kolay bir iş de değil, bunun da farkındayız. Uzun süreli bir yolculuk ama bunun gerçekleşmesi için de gereken ne varsa yapacağız ve üstelik şu da var ki Türkiye bütçesi sağlam bir ülke olduğu için şu andaki pek çok finans merkezinde konuşulan vergi artırma çabaları Türkiye için böyle bir şey geçerli değil. Şimdi bakıyorlar, şimdi Avrupa'da 12 ülke imza attı. Bir finansal işlemler vergisi getireceğiz diyorlar. Yani bankalara ilave vergi. İşte İngiltere gelir vergisi oranını yükseltti. Tabii %50'ye kadar çıkarttı. Gelişmiş ekonomilerde bugün finans merkezidir dediğimiz ülkelerde vergiler yükseldi ve yükselmeye de devam edecek. Çünkü dönüyorlar bakıyorlar kimden nasıl vergi alacağız. Bankalarda nasıl para çok bari onlardan alalım diyorlar. Ve siyasi olarak da daha kolay bir çözüm. Çünkü işte başka tür vergiler tabii farklı kesimleri etkiliyor. Ama ben bankalardan daha çok vergi alacağım dediği zaman politikacılar bu daha kolay kabul görüyor. Halbuki şunu da herkes biliyor. Bankalar o vergileri muhtemelen tüketicilere ya da üreticilere bir şekilde yansıtacak. Bu maliyetler üzerlerinde kalmayacak. Biz G20'de buna açıkça karşı çıkan bir ülkeyiz. Çünkü bunu G20 olarak yapalım dediler. Biz çıktık dedik bu mümkün değil. Biz Türkiye olarak yapmayız. Yapılmasını da doğru bulmayız. Çünkü siz kurumlar vergisini bütün ülkeler bazında eşitleyebiliyor musunuz? Hayır. Peki mevcut olan işlem vergileri var. Bu mevcut olan işlem vergilerini, bu transaction tax dediğimiz işlem vergileri, bütün ülkelerde eşitleyebiliyor musunuz? Hayır. Peki getireceğiniz bir yeni verginin bütün ülkelerde eşit olması bu sorunu çözecek mi? Hayır. Ama o kadar büyük bütçe açığı var ve o kadar çok borçlu var ki bunu nereden nasıl telafi edelim diye baktıklarında işte bankacılık sektörü en kolay vergilendirebilir sektör olarak görülüyor. Dolayısıyla bunu en çok şiddetli savunan ülke Sayın Sarkozy döneminde Fransa'ydı. Şimdi bakıyoruz ki kendisi dahil Fransız vatandaşları başka ülkelere gidip acaba daha az vergi ödesek mi demeye başlıyorlar. Dolayısıyla burada rasyonel hareket etmek lazım. Popülizmden uzak durmak lazım. Dolayısıyla gerçekçi,
aklı selim içerisinde ve doğru politikalarla mutlaka devam etmek gerekiyor. Ben tekrar Arap Bankalar Birliği'ne ve Türkiye Bankalar Birliği'ne bu toplantıyı bugün burada beraberce düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Arap Ligi Genel Sekreterliği'ne verdiği destekten, katkıdan dolayı da özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve bu toplantının hem Arap bankacılık sistemi için hem Türk bankaları için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Biliyorsunuz biz artık Türkiye'de bankacılık sektöründe yeni lisans uygulamasına da başlamış durumdayız. Yani sadece mevcut bankaların el değiştirmesi değil, artık yeni lisansların, yeni bankaların da önünü açmış durumdayız. Tabii ki kriterleri yerine getirdikleri sürece. Fit and proper dediğimiz kriterler, bunlar bütün uluslararası bankacılık camiasında iyi bilinen kriterler. Uzun vadeli, istikrarlı bir bankacılık sistemi istiyoruz ve bunun için de dediğim gibi yeni katılmada açığız. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.